Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki exception'ımız DML exception. Onunla alakalı bir video yapacağız. Şimdi hepsini yine siliyorum. Try diyorum. Bunu yapmıştık ama tekrar yapmakta problem yok. İsterseniz bir DML deyince aklımıza ne geliyor? Insert, update onlar geliyor. O zaman bir account oluşturmaya çalışalım. Ya yani bu opportunity de olabilir, fark etmez. Bir opportunity oluşturmaya çalışalım. Ondan sonra biz bu opportunity'yi boş olarak oluşturuyoruz. Ve daha sonra bunu insert yapmaya çalışıyoruz. Insert OPV diyoruz. Insert yapmaya çalışıyoruz. Bir hata mesajıyla karşılaşacağımız için catch metodunu kullanıp bu hata mesajını yakalamak istiyorum. O zaman burada DML exception yazmanız gerekiyor. Şu şekilde. Buna da ne diyebilirsiniz? DML i diyebilirsiniz. Adını bu şekilde koyabilirsiniz. Mecburi değil biliyorsunuz. Sadece i de yazabilirsiniz şu şekilde. Daha sonra hata mesajını görmek istiyorum. System.debug diyorum ve içine i.get mesaj diyorum. Unutmayalım. Parantezleri unutmayalım. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir opportunity oluşturduk. Bütün missing fieldlerini hatta hiçbirini tanımlamadık. Daha sonra biz bunu sisteme insert yapmaya çalışıyoruz. Insert ettikten sonra da şöyle bir mesaj alabilirsiniz. Eğer insert olursa tabii ki. Şöyle diyeyim. Record created diyelim. Kısa bir mesaj yazalım. Şimdi bu mesajı alabilmeniz için bu opportunity'nin sisteme database'e eklenmesi gerekiyor. Insert OPB'de bir exception'la karşılaşacağız. Çünkü biz opportunity'nin missing field'lerini yani zorunlu alanlarını doldurmadık. O yüzden try kısmında yani insert'ten sonrasını print etmeyecek. Burada duracak. Kodlama duracak. Catch içine bakacak. Eğer exception'ı yakalayabiliyorsa exception'la alakalı bize bir mesaj verecek. Execute yapıyorum. Daha sonra bakıyorum. Gördüğünüz gibi exception olduğu için ne diyor? Required field missing. Hangileri missing? Name, stage name, close date. Bunlar şu anda doldurmadığımız için, missing oldukları için burada exception'ı yakalıyor ve bize exception mesajını veriyor. Dediğim gibi exception'ı yakaladığı noktadan sonra hiçbir şeyi print yapmıyor. Yani execution nokta göstermiyor. Ama öncesinde olsaydı, şurada olsaydı bu, onu bize gösterecekti. Şöyle diyelim. And record is being created diyelim. Bu şekilde bir mesaj yazdığın zaman bunu gösterir. Çünkü burada bundan önce bir exception yok. Ama exception'dan sonrasını göstermiyor. Execute yapalım görelim. Bakıyoruz. Evet, a record is being bunu gösteriyor. Çünkü bizim exception'ımız burada arkadaşlar. O yüzden bundan sonrasını göstermiyor. Bunu göstermiyor. Ama bir exception yakaladığı için catch'e atlıyor ve catch'in içindeki mesajı bize gösteriyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videomuzda farklı bir türle devam edelim inşallah.